Yavaş yavaş programın sonlarına yaklaşıyoruz sevgili dinleyiciler. Köşe yazılarında sırayı bugün gazetesinden seçtiğimiz bir yazı alıyor. Faruk Mercan'ın İlker Başbuğ nasıl tutuklandı başlıklı yazısını sunuyoruz. Ergenekon davasının Yargıtay'daki temiz duruşmasında Genelkurmay Eski Başkanı İlker Başbuğ ifade veriyor. Başımıza gelenlerin sorumlusu cemaat, başkan Bush da bu işin içinde. İlker Başbu olayını başından itibaren yakından takip etmeye çalıştım. Avukatı İlkay Sezer'le birlikte iki defa televizyonda İlker Başbu dosyasını birebir tartıştık. Ahmet Hakan'ın Tarafsız Bölge ve Şirin Payza'nın Ne Oluyor programlarında. İlker Başbu ilk kez mahkeme karşısına çıktığında o gün duruşma salonundaydım. İlker Başbu nasıl tutuklandı? Dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergene, bu adam hala niye dışarı diyen kişi kimdi? Bugünleri toz duman, gerçeklerle yalanlar birbirine karışmış durumda. Ve Türkiye'nin son 10 yılında meydana gelen pek çok olayın tek günah keçisi var. Nazlı Ilıcağ'ın bir kitabına isim yaptığı deyimle The Cemaat. Ne yazık ki İlker Başbuğ da bu kervana katıldı. Belki de sırf bunları söylemek için İstanbul'dan kalkıp Ankara'ya gitti. Normal olmayan bir şekilde Yargıtay'ın temiz duruşmasında ifade verdi. Çünkü yargıtay safahatında genelde salonda avukatlar bulunur, onlar konuşur. Gelelim asıl sorumuza. İlker Başbuğ nasıl tutuklandı? İlker Başbuğ'un yargılandığı andıç davasını açan savcı Cihan Kansız. Savcı dosyaya İlker Başbuğ dahil etmemişti. Ama mahkemede çok enteresan şeyler oldu. Dursun Çiçek başta olmak üzere yargılanan şahısların neredeyse tamamı şöyle dedi. Biz burada yargılanıyorsak dönemin genelkurmay başkanının da yargılanması lazım. Çünkü andıç onun emriyle hazırlandı ve hazırlanırken kendisine arz edildi. Bunun üzerine mahkeme heyeti İlker Başbuğ hakkında suç duyurusunda bulundu ve İlker Başbuğ ifadeye çağrıldı. İfadesi alınan İlker Başbuğ tutuklandı ve hakkında ek iddianame hazırlandı ve böylece davaya dahil edildi. Daha sonra da Anlıç davası Ergenekon davasıyla birleştirildi. Biz gazeteciler o dönemde yaşanan pek çok şeyin şahidiyiz. İlker Başbuğ olayı da elbette bunlardan biri. Başbuğ dosyasındaki bir belgeye dikkatinizi çekmek istiyorum. Bu belge Başbakanlıktan gönderilmiş. Sabri soruyor. Yargılanan şahıslar andıç belgesinin Başbakanlık direktiflerine istinaden hazırlandığını söylüyorlar. Başbakanlık arşivinde böyle bir belge varsa bize gönderin. Başbakanlık şu yazıyı gönderiyor. Böyle bir Başbakanlık direktifi yok. Diyebilirim ki, İlker Başbuğ'un tutuklanmasına sebep olan belgelerden biri budur. Çünkü İlker Başbuğ da savcıya ve mahkemeye verdiği ifadelerde iki şey üzerinde durdu. Andıç belgesi bana arz edilmedi ama andıç kanun dışı bir şey değil. Gelelim diğer can alıcı soruya. Dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin'i çağırıp İlker Başbuğ için bu adam hala niye dışarıda diyen kişi kimdi? Bu arada kullanılan öyle bir ifade var ki İlker Başbuğ'un kişilik hakları için buraya yazmıyorum. Elbette bu toz duman kalktığında yalanlarla gerçeklerin birbirine karıştığı bu dönem geçtiğinde İlker Başbuğ olayı da detaylarıyla konuşulacak. Ama şundan emin olabilirsiniz. Dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin'e bu soruyu soran bir cemaat mensubu değil. İlker Başbuğ'un bu kişinin kim olduğunu bildiğine eminim. Ne var ki nasıl olsa gün cemaate vurma günü kervanına o da katıldı. Bir şey daha. Sadullah Ergin'e bu adam hala niye dışarıda diyen kişi Başkan George Bush da değil. Kim olduğunu tahmin ettiniz, diyor Faruk Mercan bugün gazetesindeki yazısında.